Ede de hemen 43 saniyeyle ayrılıyor. Öndeki giden sarı kasklı, kırmızı formalı mayolu sporcu, Kofidis'in sporcusu. 10. sırada ve 43 saniye farkı var. Dolayısıyla grup liderliğini oynuyor şu anda. Evet, arkada gelen 12. sırada olan Portekizli sporcu var. Evet, işte Mustafa'yı gördüm. Evet, Mustafa'nın arkasında genel klasman birincisi. Johan Bago'yu görüyoruz gene Kofidis'ten. Kofidis'ten Johan Bago'da 6. ve 34 saniye farklı. Berhan hemen arkasında Mustafa'nın. Çok güzel. Mustafa yalnız inşallah çok erken kaldırmamıştı. Çabuk mu kaldırdı? Bence çok güzel. Çok sert, çok sert çeviriyor Mustafa. Ama Mustafa'nın yani bir şekilde daha önceden bir avantaj sağlama isteği oluyor. Çünkü en sonundaki sprinti sıkıntı yaratıyor Mustafa'da. Evet, evet. Şimdi Kofidis sporcusuyla birleşirse değişerek... Çok sert çeviriyor. Mustafa stilim bu benim dedi biliyorsunuz. Geçenlerde sorduğumuzda sen çok sert çeviriyorsun dediğimde bu benim stilime ait bir şey dedi. Ve Mustafa şu anda yarışın liderliğini ele geçirdi. Yarışın bitimine 3 kilometre kala genel bireysel sıralamada 3. sırada yer alan Mustafa Sayar yarışı önde götürüyor. Hemen arkasında 143 numarayla Nikola Ede var Kofidis'te. Nikola Ede. Bütün ilk 10'a giren bütün sporcular şu anda sıralanmış durumda. Rory Sunderland'i görüyoruz Team Sanko'dan arka tarafındaki hemen sol tarafındaki sporcu. 13 saniyelik bir fark var. Çok ilginç. Eğer Mustafa bunu devam ettirirse korkunç bir şey olur ya. Bundan sonra yarış biter burada. Muazzam. Biraz önce söylediğim gibi bakın ağaçların arkasında kaybolunca bu arkadakiler için olumsuz bir şeydir. Çünkü gözden kaybettiği bir sporcu hakkında Nerede olduğunu bilemediği bir sporcu hakkında moral bozulur. Arka tarafta moral bozulur denmişti. Şu 3 ve 2. kilometreli araları en sert yerdi. Ve Mustafa orada ve Rory Sutherland'i görüyoruz. Arkasında Johan Bago geldi. 18 saniyelik ve genel klasman birincisi. Genel klasman birincisi. Bakın genel klasman birincisi kafayı kaldırdı. Öne bakıyor. Nerede diye. Kaşeşkin. Aslanı Kaşeşkin. Burasının hiç gereği yok. Evet. 22 saniye. Sevgili seyirciler şu anda bu etap öncesinde Berhan 19 saat 9 dakika 13 saniye ile genel bireysel sıralamada ilk sırada 10 saniyelik farkla Sel Dreyers 6 numaralı Astanalı bisikletçi 10 saniyelik farkla ikinci sırada Mustafa Sayar şu anda yarışı önde götürüyor. 12 saniyelik farkla 3. sıradaydı tabii ki bu etaba kadar. Biraz önce Güner Kocakanat'la görüşürken o biz burayı dedi 42-24'te çıkarız demişti. Şu anda Mustafa 52 ya da 53'te çıkıyor. Yani çok daha büyük, çok zor olan çıkılmayacak bir şey. Fakat şu anda Johan Bago'yu görüyoruz. Kofidis'ten Johan Bago atak yaptı. Johan Bago 6. sırada ve 34 saniye fark var. Mustafa ile arasında da 22 saniye fark var. Mustafa'nın bu etabı alması demek İşi genel bireysel demek. Sıralamada hemen hemen bitime 2 tur kala, 2 etap kala. Büyük bir aksilik olmazsa turu alması demek olacak. 23 saniyelik bir farkla Berhan'ın önünde gidiyor. Kofidis'li bisikletçi kaldırdı şu anda. Arada iki isim o. Bitiş noktasına 2 kilometre kaldı. Mustafa'nın üstünlüğü devam ediyor. Çok güzel. Ah görmese iyi hani oradan görmeseydi köşeden diye insan düşünüyor Mustafa'yı ama yaklaştığını görüyorum. Kaç numara hemen arkasındaki bisikletçi Kofidis'li? Johan Bago 141. 141 numarayla Johan Bago 6. sırada genel bireysel sıralamada 34 saniyelik farkla değerli seyirciler. Dolayısıyla Mustafa'nın ona yakalanması pozisyonunun değişmesine hiç neden olmaz. Çünkü Mustafa'yı ilgilendiren 12 saniyelik bir farkı Kadir, var. Kadir Usta'yı görüyoruz. Kadir ona destek veriyor koşarak biraz yanında. Biraz sonra 3 isim daha ona destek verecek. Son 5-600 metrede Turgay Gülsev, Sertaç İkici ve Ali Aktaş arkadaşlarımız. Onlar Denizli'den gelen bisiklet sevdalısı olan 3 isim ona destek vermeye başlayacaklar. 141-142 iki sporcu
Kofidis'in öndeki iki sporcusu Johan Bago ve Nikola Ede şimdi birleştiler. Fakat ikisi de gerçekten Mustafa için bir tehdit oluşturmuyorlar. Eğer onu çok geçmeyeceklerse, yani 20 saniye önüne geçmezlerse Mustafa'nın, bir tehdit oluşturmayacaklar. Yarışın lideri Mustafa Sayar, Torku Şeker Spor. Antalya Elmalı Göğübeli etabında 3. sırada etabı bitirmiş ve genel bireysel sıralamada 3. sıraya yerleşmişti o etaptan bu yana. Dağ primi için son 1 kilometre. Oradan sonra da zaten çok kısa bir süre sonra yarış bitecek. Meryem Ana tepesine ulaşmasına artık çok ama çok az bir süre kaldı Mustafa'ya. Mustafa küçük dişliye geçti. Şimdi küçük dişli çeviriyor önde. Büyük dişli değil artık. Çünkü gerçekten gücünün son noktalarına geldiğini varsayıyorum Mustafa'nın. 242 Mustafa'nın ve 243 arkada. Nazım Bakırcı ve De La Fuente. Takımın iki büyük yokuşçusu. Nazım Türklerin, bizim yokuşçumuz. David De La Fuente İspanyolların yokuşçuları. Evet, işte o arkadaşlarımız da ona destek vermeye başladı. İşte Turgay Yüksel, Serdar İkici ve Ali Aktaş. Ne yazık ki onları kamera alamıyor. Evet. İşte. Çok güzel. Bu güç verir değil mi bisikletçi? Vermez mi tabii ki, ama o bayrağı oradan... Evet, hatta bayrak değilmiş. Turgaz Mayıs sıradan bayrak gibi görüyorum. Son 500 metre dağ primi için Mustafa Sayar bu etapta Bodrum, Selçuk, Meryem Ana Tepesi etabında artık yarışı almaya çok ama çok yakın. Hemen arkasında 141 numaralı Johan Bago. Erken konuşmak istemiyorum ama artık yakalama ihtimali yok gibi görünüyor hocam. Tutuldu tabii yani. Yani böyle... bir sprint noktası olmuş olsa bir şeyler söyleyeceğim ama hayır, bundan sonra yakalama ihtimali yok. Dün Andre Greipel yakalayamaz dedim, yakaladı ama artık hayır. Son 300 metre yarışı Mustafa Sayar almak üzere ve yarışı aldığı zaman genel bireysel sıralamada da ilk sıraya yerleşecek. Ve yarın Turkuaz Mayo'yu Mustafa Sayar giyecek. Ve bundan sonra da çok zor artık. Çok zor bundan sonra vermesi. Mustafa Sayar yarışı almak üzere. Mustafa Sayar yarın Turkuaz Mayo'yu ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da son etap, pazar günkü etapın sonunda da turu artık kazanmaya çok yakın. Çünkü bundan sonra artık bu zorluk derecesinde bir etap yok. Mustafa Sayar yarışı almak üzere. Mustafa Sayar Meryem Ana Tepesi'nde bitişe geliyor ve yarış alıyor. Mustafa Sayar 4 dakika 40 saniye ve Mustafa Sayar etapın galibi. Tebrikler sana Mustafa Sayar. Ve dediğini yaptı Mustafa. Aynı bize söylediği gibi, deneyeceğim ve genel klasman birinciliğine oturmayı deneyeceğim orada dedi. Hiç de mütevazi olmadı bunu söylerken. Kutluyoruz onu. Mustafa'yı ve Torku Şeker Spor'u. Ve şimdi saniyeleri sayalım. Bago geldi. 14-15 saniye fark. Mustafa zaten 12 saniye, 22 saniye fark vardı. 30 küsür saniye fark oldu. İki yandaki adamla. 4 dakika, 4 saat, Petro 4 dakika, Vandonov geldi. 9 saniye. Evet, bundan sonrası teferruat diyelim. Gerisi teferruat. Evet, genel klasman birincisi geliyor. Bugün genel klasman birincisinin, ben yolda gelirken size demiştim. Yani o zaten ataklarda hafiften geri kalıyordu. Çok iyi bir aslında, mesela Fransa bisiklet turunda çok iyi bir tırmanışı olabilir ama çok sertti. Burası çok sert bir yer. Kısa ama çok sert bir yerdi. Eğimi olmayan ama büyük ayna çeviriyor. Yani Mustafa büyük ayna çeviriyor. Ben burada büyük ayna çevirdim demişti. Bu yokuşu geldi ve denedi Mustafa. Onun için çok avantajlıydı rakiplerine göre Mustafa. Miraç Kal çıktı bu arada. Miraç. Hangi Mehmet'te? Evet, işte sevgili seyirciler, Mustafa Sayar ve de Torku Şeker Sporlu. Antrenörler. Evet. İşte Mustafa'nın kaldırdığı an. Ve görüyorsunuz, genel klasman birincisi duramadı arkasında. Yani, çünkü çok sert çevirdi. Diğer tarafta hatırlarsın hocam, Antalya Göğübeli'nde son 300 metrede hemen hemen bu noktada
Belhan kaldırmıştı ve Mustafa cevap verememişti. Tabii. Herkes küçük aynayla çevirirken Mustafa büyük ayna çevirdi. Bu çok önemli. Büyük aynayla çevirip ondan sonra farkı açtı. Arkasından küçük aynaya düşürdü. Daha seri çevirmeye başladı. Yani burada bakın, yani dakikada çevirdiği pedal sayısı öbürlerine göre çok az, çok sert çeviriyor. Ve böylece daha çabuk ivme kazandı. Onlardan İlk kez değerli seyirciler, bir Türk bisikletçisi Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son 6 yılki organizasyon içindeki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bir etap kazanıyor. Hem de önemli.